Nerede kaldın insanlık? Tarihten bugüne bizleri taşıyan değerlerimizi kaybedince maalesef insanlığımızı da kaybettik. Sevgi, saygı, hoşgörü ve tevazu artık semtlerimize uğramaz oldu. Akılla birlikte vicdan da bizleri terk etti. Şefkat ve merhamet sahibi olmak zayıflık alameti sayılıyor şimdi bizlerde. İyi insanların süsü olan güzel bir söz, gülen bir yüz yerini asık bir surata, kurşun gibi ruhları inciten taşlama ve suçlamalara bıraktı. Küfür ve hakaretlerden yüzler kızarmaz oldu. Düşmanlıkta ileri gitmek, elinden gelen her türlü kötülüğü yapmak başarı ölçüsü bugünlerde. Kalp kırmak, gönül yıkmak güçlü olmanın göstergesi haline geldi. Kin ve nefrette aşırılığa gitmek ve dostları dahi kendimize düşman etmek hayatın gayesi haline geldi. İyi komşuluk, vefalı arkadaşlık, güçlü akrabalık gibi deyimler eski hatıralarda unutulmaya yüz tutmuş hikayelerde kaldı. Eskiden ruhumuz ve canımızda Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Veli, Mevlana Celaleddin Rumi nefesi, himmeti ve çevremizde kokusu vardı. Şimdi gulyabaniler gönül bahçelerimizi sardı. Güllük gülistanlık kalplerimiz kin ve nefret çalı ve dikenleriyle doldu. Göz pınarları kurudu, yaşarmaz oldu. Kaba saba, kibirli, taş kalpli varlıklar haline geldik. Sosyal uyum ve ahenk bozulunca birlik ve beraberliğin yerini bitmeyen çalkantılar, zulüm ve işkencelerden kaynaklanan feryadu figanlar aldı. Ocaklar söndü, yurtlar yuvalar dağıldı. Annesi babası hapiste olduğu için ortada kalan veya annesiyle birlikte hapis yatan çocuklar kimsenin ruhunu incitmiyor. Gördüğü zulümden dolayı ölen insanlara üzülmek yerine oh olsun diyen insanlıktan nasibini almamış hayırsızlar çoğaldı. Ağlayanlara gülenler, dert ehli olan kulların yerini aldı. Düşenin dostu olanların, çaresizliğe çare sunanların evlatları, şimdilerde düşenlere vurmayı fazilet sayan fırsatçılara dönüştü. Peki hep böyle miydik biz? Elbette hayır. Yunus gibi gökyüzünü çadır, yeryüzünü sedir yapıp muhabbet soframıza 72 milleti mihman eylediğimiz günler de vardı. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlar, canının derdine düşenler bize sığınır, bizden yardım umarlardı. Bir kimseyi incitmeyi hak etse bile onu incitmemeyi, güçlü olduğu halde dahi affetmeyi fütüvvetin, dervişliğin ve talipliğin nişanı bilirdik. Kimsenin rengini, cinsini, ırkını değil, topraktan gelen cevherini görürdük. Erenlerin nefesi marifet ve muhabbetimizi arttırır, çiğliklerimizi pişirir, ham ruhlarımızı olgunlaştırırdı. Hiç kimseye hor bakmaz, gördüğümüz ayıpları yazmazdık. Sövene dilsiz, vurana elsizdik. Allah Allah sesleriyle arınırdık dergahlarda, temiz ve lekesizdik. Değerlerimizi unutunca kendimizi de insanlığımızı da unuttuk. Değerlerimizi ve bizi biz yapan erenlerimizi yeniden keşfetmenin zevkine dalmadığımız sürece kaybedeceğimiz şeylerin adını dahi yazmak istemiyorum şimdi. Bilmem ki sevmekten, adalet ve merhamet sahibi olmaktan korkanlar geleceklerini kaybetmekten de korkarlar mı? Korkarlar da akıllarını başlarına, vicdanlarını da kalplerine alıp korkmaktan korkarlar mı?